Yalova'mız Marmara Denizi'ne 123 kilometre kıyı şeridi olan şirin bir ilimiz. Bizler Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 2019 yılında bir çalışma başlattık. Marmara Denizimizde hali hazırda yıllık yaklaşık 10 bin tonluk bir avcılık faaliyeti yürütülmekteydi. Bizler avcılık yanında da yetiştiricilik anlamında neler yapabiliriz diye bir ön çalışma yaptık. Özellikle çift kabuklulara çok uygun olduğunu tespit ettik. Bu suretle hem Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzle hem de Sayın Bakanımızın da talimatıyla çalışmamızı biraz daha derinleştirdik. Ve Marmara'da çift kabuklu yumuşakçalarla ilgili özellikle midye yetiştiriciliği ile ilgili yaklaşık 7 tesisin başvurusunu aldık. Başvuruların incelemelerini tamamladıktan sonra da şu an itibariyle 4 projemiz onaylandı. 3 projemiz de ön izinleri tamamlandı ve faaliyetlerine başlamak üzereler. Biz bunları tamamladığımız zaman yıllık Yalova'mızda 8.900 ton kapasiteli midye üretimini gerçekleştireceğiz. Devamı için çok ciddi anlamda doğal resif alanları olacağını biliyoruz. Yaklaşık 5-600 dekarlık bir alanda doğal resif de oluşmuş olacak ve böylelikle canlıların üremesi için de uygun ortamlar sağlanmış olacak. Son zamanlarda tabii Marmara'mız müsilajla gündeme geldi. Bildiğiniz üzere çift kabuklular, midye, müsilajında özellikle mücadelesinde çok önemli bir yer tutmakta. Midye üretimlerinde, midye çiftliklerinde dışarıdan kesinlikle bir besleme yapılmamakta. Bu anlamda Sayın Bakanımız da deklare ettiler. Bizleri bu konuda ciddi manada destekliyorlar. Bizler de inşallah durmak yok, çalışmaya devam, üretime devam diyoruz ve yeni midye çiftliklerimizle Yalova'mıza yeni bir değer katıyoruz. Burada bir şirketin, midye şirketinin proje yürütücüsüyüm. Öncelikle burada kurduğumuz bu şirket midye çiftliği için Bakan Bey başta olmak üzere Su Ürünleri Genel Müdürümüz, Yalova İl Müdürümüz, Yalova Su Ürünleri Şube Müdürümüz bunlara çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatı bize verdikleri için. Şirket olarak burada kuracağımız bizim ve diğer şirketlerin, firmaların kuracağı çiftliklerin toplam kapasitesi yaklaşık yıllık 8.900 ton civarında. Ve buralarda 100 kişiye bir istihdam sağlanacak. Bunun yan kolları, işlemesi, bunlarla birlikte düşündüğümüzde 5-600 kişi, 1000 kişiye yakın bir istihdam olacak. Ayrıca hani düşündüğümüzde şu anki pazar payını düşündüğümüzde yıllık 100-150 milyon TL civarında Yalova ekonomisine, buradaki çevre ilçelere, ilçelere, köylere bir katkısı olacak. Bunların tamamı kontrol altında yetiştiriciliği için insanlarımızın gayet rahatla, güvenle tüketebileceği denizel protein kaynakları oluşturulmuş oluyor. Ben bu meyanda bakanlığımıza, il müdürlüğümüze bir kere daha teşekkür ediyorum.